Sık yapılan 10 ilk yardım hatası. İlk yardım, hayat kurtaran ciddi bir müdahaledir. Yapılan yanlış bir müdahale, yarardan ziyade geri dönülmez zararlara neden olabilir. Bazı müdahaleler yanlış olmalarına rağmen sık sık yapılıyor. Sizin için bu yanlış müdahaleleri bir araya getirdik. Trafik kazasında yaralıyı çıkarmaya çalışmak. Eğer trafik kazasında araçta kalan biriyle karşılaşırsanız, yangın veya benzer bir dış tehdit olmadığı sürece yaralıyı araçtan çıkartmamalısınız. Yapmanız gereken şey ambulans çağırmak. Kanama varsa durdurmak ve yaralıyı sakinleştirmek olmalıdır. Burun kanamalarında kafayı geriye doğru yatırmak. Bu davranış kanamayı durdurmaz ve ayrıca kanın boğaza akmasına neden olur. Bilinenin aksine yapılması gereken kafayı dik tutmak ve burun deliklerini burun kemerinden 15 dakika kadar kapatarak ağızdan nefes almaktır. Epilepsi nöbeti geçiren birinin dişlerinin arasına bir şey koymak. Bu hareket, nöbet geçiren kişinin dişlerinin kırılmasına dahi yol açabilir. Düşünülenin aksine, kriz esnasında kişinin dilini ciddi şekilde ısırmasına imkan yoktur. Yapabileceğiniz en iyi müdahale, kafanın altına yumuşak bir şey koyarak darbeleri önlemektir. Boğulan birinin sırtına vurmak. Boğulan birinin sırtına vurmak, cismin soluk borusunda daha derine kaçmasına sebep olabilir. Boğulan kişiye yapmanız gereken sakince ve hafifçe eğilmesini sağlamaktır. Ayrıca kişiyi yavaşça nefes almaya yönlendirmelisiniz. Ateş düşürmek için alkol sürmek. Ateşiniz olduğunda alkolle cildi ovalamak serinlik hissi verebilir. Ancak ateşi düşürmeye yardımcı olmaz. Bunun yerine ateş düşürücüler ve ılık duş daha etkili olacaktır. Donan uzuvları ovmak ve sıcak suya maruz bırakmak. Donmuş bir uzvu ovalamak kılcal damarlara zarar verebilir. Ayrıca donma durumlarında sıcak suyla ısıtmaya çalışmak da hatadır. Doğru müdahale, donmuş uzvu yavaşça ısıtmaktır. Bunun için ilk önce soğuk su uygulanmalı ve suyun ısısı yavaşça arttırmalıdır. Ateşliyken terlemeye çalışmak. Yüksek ateşiniz varsa mümkün olduğunca ince giyinmek daha doğru olur. Yanığa hemen krem sürmek. Bir yanık durumunda ısı derinin altına kadar nüfuz eder. Derinin alt katmanlarına ısının geçmesini engellemelisiniz. Bunun için yanan yeri soğuk suyun altında 15 dakika kadar tutmak gerekir. Yanağa hiçbir şey sarılmamalıdır. Yoksa çok daha zarar verir. Kremi ise 20 dakika sonra uygulamanız önerilir. Zehirlenmeler sonrası hastanın kusturulmaya çalışılması. Bu yanlıştır ve hastaya daha çok zarar verebilir. Yapılması gereken ağza suyla çalkalama işlemidir. Özellikle çamaşır suyu, tuz ruhu gibi yakıcı maddelerin alındığı durumlarda hasta kusturulursa yakıcı madde yemek ve soluk borusuna zarar verebilir. Bayılan kişiye tokat atmak. Kısa süreli bilinç kaybının sebebi kan basıncındaki düşüş, havasızlık, stres, aşırı sevinme veya üzülmek, hatta açlık olabilir. Bu yüzden baygın durumdaki hastanın ilk olarak nabzı ve solunumu kontrol edilmelidir. Nabız normal ise sırt üstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
ve hareketsiz bir şekilde yatması sağlanmalıdır. Sağlıkla kalın.